Nokia 206 cihazlarda şarj almadığında nasıl bir yol takip ederek arızayı bulduğumuzu göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Öncelikle şemamızı açıyoruz ve şarj devresini buluyoruz. Şu şekil şarj devremizin girişi burası, söketimiz bu. F2051, L2055, F2051 sigorta, L2255 koruma bobini, J2050 bu bizim zener diyotumuz, bu da koruma diyotumuz. Bunun buradan 5 volt girdiğinde bu zenler sınırlayıcı bir zenler arkadaşlar. 5 voltla sınırlar. Yani şarj söketimiz 5 voltsa yüksek bir voltaj geldiğinde, örneğin 10 volt gibi bir voltaj yanlışlıkla girdiğinde burada bu diyot kısa devre olur. Sigortayı attırır. Diğer tarafa zarar vermesini engeller. Bu zener diyotun konulma amacı bu. Evet, devam edelim. Buradan 5 voltumuzu ölçeceğiz. 5 voltumuz geliyor mu? Geliyorsa sigortamızın diğer ayağına bakacağız. Burada da 5 voltumuz var mı? Yok mu kontrol edeceğiz. Varsa devam edeceğiz. Yoksa sigortamızı kontrol edeceğiz. Yine aynı şekilde L2055'e bakacağız. L2055'in bu ayağında 5 volt varsa diğer ayağını ölçeceğiz. Orada da 5 volt varsa bu bobinimiz de sağlam. Zaten bu diyotumuz kısa devre olduğunda ya bu bobini ya da sigortayı bozar arkadaşlar. Buraya kadar 5 voltumuz geliyorsa zener diyotumuz sağlamdır. Devam ediyoruz. Burada bir tane transistör koymuş. Regüle transistörü V2204. Bu transistörü kontrol ediyoruz. Bunun devamında sürücü transistörler koymuş. Bu transistörleri de kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sürücü transistörlerimiz bunlar. Bunun devamında zaten buradan bataryaya entegreden çıkıyor arkadaşlar. Buradan destek ucu alıyor bu transistörümüz. Buraya kadar devam ettikten sonra D3100'e giriyor arkadaşlar. Bu entegremiz. Entegremize giriyor voltaj. Bu entegremizde aynı zamanda çoğul bir entegre. Şarj devresi, besleme devresi gibi devrelerin hepsi bu entegrenin içinde. Şimdi devrede bu parçaları kontrol edelim. Yerleri neresiymiş? Ne demiştik? F2051, L2055, J2050, V2204. Bu şema üzerinde gördükten sonra anakart üzerinde yerlerine bakalım. V2204 bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. L2055, F2051, J2050 bu bizim zener diyotumuz. Çoğu arkadaşlar bunu kırıyor. Kırınca düzeliyor. Bunun yerine takmak daha mantıklı. Çünkü başka bir zaman bunu söktüğümüzde şarj alır. Farklı bir şarj aleti takıldığında bu sefer başka yerlere zarar verir. Yani işlemciye kadar zarar verebilir. Bunu yerine takmamız daima mantıklı arkadaşlar. Nokia 206'da şarj arızası olduğunda bakacağımız parçaları tekrar gösterelim. İlk önce bobinimizden sigortamızdan bakıyoruz. Burada 5 voltumuz var mı yok mu? Burada 5 voltumuz varsa L2055'e bakıyoruz. Yine burada 5 voltumuz varsa V2204'e bakıyoruz. Bu parçayı değiştiriyoruz. Çünkü bunlar Darlington bir parça. Yani transistör de Darlington olarak geçiyor. Bunun ölçümü yanıltabilir. Mümkünse bunu değiştirip deniyoruz. Daha olmadı. Ne demişti orada? Devam edelim şemamızda. Bu parçaları kontrol ettikten sonra D3100 entegresine bakacağız. Bunu da gösterelim. D3100'ümüz neredeymiş? Evet arkadaşlar, D3100 entegremiz de burada. Nokia 206 cihazlarda şarj sorunu olduğunda bu göstermiş olduğum parçaları ve bu göstermiş olduğum yolu takip ederek arızaya bulabiliriz. Kolay gelsin.